Merhaba arkadaşlar. Ertuğrul ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine oyun tekrarına bakacağız. Kaydımızda bir hata oluştuğundan dolayı. Bunları en kısa zamanda düzeltmem gerekiyor, farkındayım ama sonuçta bu YouTube hayatında daha yeni olduğumuz için her şey yavaş yavaş ve Sihirdar bir anda Mahallesi'ne oturmuyor. hoş geldin. Ondan dolayı da biraz daha zamana ihtiyacım var sanırsam. Şimdi Minyonların harekete geçmesine seri 30 maçımızdan saniye kaldı. sonraki ilk maçımızı oynuyoruz. Yine Master'i aldık her zamanki gibi. Karşımızda Kayn var ormanda. Solda Riven ve Akali var. O şekilde göreceğiz solo tapın. Mid'de de Zed Diana ikilisi var arkadaşlar. Bakalım hangi karakter daha iyiymiş, onu Minyonlar göreceğiz ya harekete da geçti. kimin ellerinde daha iyi oldu ona bakacağız arkadaşlar. Umarım bizim için iyi bir maç olur. Kırmızıdan başlayacağım yine her zamanki gibi. Daha doğrusu kırmızıdan değil de bot tarafından başlıyorum. Fazladan destek alabilmek adına. Daha sonrasında karşı ormancının gidiş yönüne göre şekillendireceğim ama karşı ormancı şu an iyi olsa kuşlardan başlamış. Tabii daha öncesini göremiyorum. Şimdi buradan direkt Yampiri Engil'e doğru gidiyorum arkadaşlar. Adamın mavisini kontrol ediyorum. Mavi görünce totem atıyorum. Oraya görüş alayım şuna. Çünkü Kayn henüz daha buraya gelmemiş. Büyük olsa burası kilitlendi. Tek Kayn çünkü buraya yöneldi. Kayn gelene kadar zaten kestim arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Daha sonrasında bota bir gank deniyorum. Çünkü kırmızım da var üzerinde. İlk kanı aldık bu şekilde. Bakın o da totem olduğu için destek istiyorum. Neydi yana? Akali. Yardıma gitmiyor ilk zamanlarda. Hala pikliyorum. Akali gördü sonunda. Akali döndü oraya doğru. Aslında şu anda Diana'nın da gitmesi gerekiyor. Diana orada ne yapıyor? Migos'da ya mesajlaşıyor ya alt tap yaptı, bir şeye bakıyor. Bilmiyorum. Canı da yok çünkü. Canı fullmuş gerçi. Ben direkt buradan Zed'le 3 oldu gördüğünüz gibi. Yani 2 level üzerindeki adamın nasıl kestiğini gördünüz. W'nun kullanmakla beraber Q'nun bekleme süresini azaltmış olduk. Gerçi o şekilde azalmıyor ama şöyle anlatayım size. Q attıktan sonra skill'lerin bekleme süresine girdiği için hani bekleme süresinden çıkmam gerekiyor. Hani W onun için işe yarıyor arkadaşlar. Zaten şu an 2 kill önde olduğum için bayağı bir öndeyim. Oyun skill'le başladı. Çok iyi oldu bizim için bu. Şimdi ormancı temini ve bir de direkt gittim zırh aldım arkadaşlar şundan dolayı. Şimdi hangi hero ile karşı karşıya kalsam Brand dışında hepsiyle de fiziksel hasar vuruyor. AD'ler yani, anlayacağınız. Biraz kendimi safe'te tuttum, güvende tutmak için yaptım bunu. Hızlı bir şekilde kaya girdiler alıyorum. Yine bu arada rünlerim her zamanki gibi arkadaşlar, yenilmez rün girdi. Zafer, efsane çeviklik ve son darbe girdim arkadaşlar. Sağ taraftan da ani darbe, aç göz dalıcı. Küçük çok pardon arkadaşlar. Küçük rünlerde ise saldırırdı. Değişken kuvvet ve
Neyse burada iki oluyor. O da aldık. Sıçra atmıyorum. Ne demiştik? Değişken kuvvet, saldırı hızı ve can aldık arkadaşlar. Bu arada Kain benim kuşları aldı gördüğünüz gibi. XP'de önüme geçmeye çalışıyor. Sonuçta kill'de geri altında geri olduğu için. Şimdi ben de buradan şeyi kontrol ediyorum. Hani onun ormanını kontrol ediyorum. Bir şey olmadığını görünce otomatikman geri çıkıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan biraz XP alıyorum ister istemez. Şimdi burada arkadaşlar Solo'ya yardıma gitmeye karar veriyorum sanırsam ama önce Yamprengeç'i alıyorum. Tamam, öyle bir güzel takıma denk geldik yani rüya takım diyebiliriz buna. Lane'lerini ezdi arkadaşlar. Burada işte benim bir hatam oldu. Mesela şurada ben şeye önceden info vermem gerekiyordu. Burada killerimizi şundan dolayı verdik. Solo'ya benim şunu demem gerekiyordu. Sen girme, ben hani alıp sırada çıkacağım. Daha sonrasında ben girerim falan filan diyebilirim. Ama biraz Solo'nun da kabahati var. O da hani kill bende kalsın açlığı yaptı. Ve bundan dolayı da ikimiz de öldük orada. Bir tık geri düştük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama bu oyunun kontrolünü kaybettiğimiz anlamına gelmedi tabii ki. Zaten Kayn nasıl söyleyeyim, hani Kayn oyununda genelde agresif oynar, hani lane'lerden çıkmıyor. Şey yeteneğinden dolayı bildiğim kadarıyla duvarların içinden geçebildiği için. Ama bu ormancı paso orman dönerek ilerlemeyi tercih ediyor. Buradan karşı ormana girmeye karar veriyoruz. Şimdi Kayn'le kafa kafaya geleceğiz mi? Geldik. Yanan olsan son burada bir de yaklaşması gerekiyor. Ama en azından bir oynama süreci var etkiler. Neden direkt ormana girdim? İleri girdim arkadaşlar. Şundan dolayı karşı support lane'inde yok gördüğünüz gibi. Bu bir avantajdır yani sayısal olarak. Sıra gecelerimizi aldık. XP'de geri kalmamak adına. Çünkü Kayn ormanda benden önde oluyor farm olarak. Peki biraz farm dönüyorum yani orman dönüyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hiçbir zaman bu Yamprengeç'leri almayı unutmayın. Hem totem vazifesi görüyor hem her aldığınızda bir sonrakinde daha fazla altın veriyor. Yüksek XP veriyor. Bakın gene Kayn benim mavi alıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an Zed geliyor oradan. Zed'le bir kapışma yaşayacağız mı bilmiyorum. Zed yaşıyoruz. Çıktım bu şekilde. Hem kili Diana'ya saldım. Diana'yı öne getirdim hem de açıkçası orada Zed'in bana hasar vurmasından biraz endişe ettiğim için böyle bir şey yaptım. Çünkü Zed'in bir anlam hasarı olabiliyor bazı durumlarda. Yani bundan kaçınmaktan dolayı sıçrattım arkadaşlar. Hani gerektiğinde sıçranızı kullanın.
Zaten skor olarak bitirince önceyim arkadaşlar, gördüğünüz gibi Ninja tabi de bitirdik. Tekrar basılıyoruz buradan. Ormancı item'ını bitirdik. Saldırdığımız artık %50 daha fazla oldu arkadaşlar. Genelde ilk önce ormancı item'ini bitiriyorum. Çok ekstra durumlarda önce Guinness'ı bitiriyorum arkadaşlar. Çünkü Guinness'ı önce bitirirsem şöyle söyleyeyim. Tamam, stacklediği zaman çok güzel saldırı hızı veriyor falan filan şu bu, ama diğer durumlarda yakalamak adına Q atıyorum. Eğer yakında olsaydı Q atmayacaktım arkadaşlar. Kayın bana gelemiyor. Korkusundan dolayı. Karşı ormana girmeye karar veriyorum ama karşı ormanda da bir şey olmadığını şu şekilde göreceğim birazdan. Tam o arada keskin gazalar çıktı arkadaşlar. Keskin gazaları alıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada neden bir tane bıraktım arkadaşlar? Özellikle yanında yarım bıraktım. Şundan dolayı Kayn geldiğinde artıda orada kesin gagaları görsün diye yaptık bunu. Şimdi Diana ile birlikte bota ineceğiz ama Diana gelmekten vazgeçti. Otomatikman ben de geri dönmek zorunda kaldım çünkü bot bait attığı için. Şimdi bota doğru gidiyoruz arkadaşlar. Güzel bir baskın olacak zannedersem. Ben de ultiyi açtım. Bir şekilde kapatıyoruz. Bir aldık. Bir aldık. Bir aldık. Kapatıldı. Basıp çıktık. Çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi W'yu basarak kulenin damage'ini düşürdüm. Çünkü kule şarjlandığı zaman en yüksek seviyede vuruyor arkadaşlar. Yani kırmızı alıp bir basa geri geleceğim arkadaşlar. Güzel bir oyun olduğunu arkadaşlar. Çünkü uzun zamandır böyle rahat bir meçak olmamış benim için. Orman meçak olmuş. Ben şöyle söyleyeyim. Eğer takımınıza kill asistiyonundan destek veremiyorsanız ve orman oynuyorsanız, hiçbir şey yapamıyorsanız bu ejderleri kaçırmamaya bakın arkadaşlar. Çünkü ejderleri alarak takım arkadaşlarınıza zaten buff niteliğinde yardımlarda bulunabiliyorsunuz. Ya saldırı gücü olsun, gerçek hasar olsun. Yürüme hızı, can yenileme, mana yenileme derken hepsini veriyor yani ejderler biliyorsunuz. Hepsinin kendine göre farklı buff'ları var. Şimdi burayı temizledikten sonra ben de direkt takım arkadaşımın yanlarına doğru gidiyorum. Orada bir TP çıkacak zannedersem. Şimdi burada bir 4'e 3 söz konusu ama ben level olarak kendime güvendiğim için burada Z'yi biraz üzerime gelir diye düşündüm. Daha sonrasında hızlı bir şekilde ultiyi de açtım. 2v1. Şimdi geliyor. Bak W basıyorum. Şanların kalkanı geldi. Devam ediyorum. 3.
gözü aldım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu karşımızda deck varsa karşı takımda W'yu çok erken bas, şuna göre W basmanızı isterim arkadaşlar. Deck'in ultisinin saniyesini hani biliyorsanız kaç saniye sonra patladığını, onu biraz hesaplamanız gerekiyor. Bazen ben de yanlış yaptığım oluyor. Ona göre yaparsanız Zed'in ultisinin minimum hasarını alırsınız. Hani maksimum hasar yemezsiniz. Sonra yapıp skoru burada görüyorsunuz. Ona bir oldu. Kırmızı takımın kulesi yerle bir oldu. Ve orman dönmeye devam ediyorum. Ormanda geriydim ve orman kamplarında kaynayıp gördüğünüz gibi. Kayn 9 level'de ben 11 level'deyim. 2 level attık. Kayn 1 level önümüzdeydi bizim. En son hatırlarsınız. Ben 5 level'ken Kayn 6 level'di. Daha sonrasında bu level farkını kapattık arkadaşlar. Ve Master'i cidden çok bozuk bir karakter arkadaşlar. Eğer düzgün oynandığında, W Q'sun düzgün kullanıldığında E'sinin verdiği gerçek hasar zaten muhteşem derece. Riven orada zorlayacak mı diye bakıyoruz. Ben de basıyorum arkadaşlar. Riven'de bayağı bir para oldu zannedersem. Guinza bitti gördüğünüz gibi. Zaten Guinza ve orman itemi ninja tabi bitirdikten sonra bakın şu an yeni çıkan eşya vardı, adını şimdi hatırlayamıyorum, onun parçalarından can veren itemi değil de önde olduğum için tek kılıcı aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi burada direkt Kayn'ı takip ettim, açtım ultimi. Kayn E ile attığı için direkt Q'ya bastım. Onun gittiği yere doğru ben de gittim arkadaşlar. Şimdi burada neden bota gidiyorum? Zaten ormancı ölü. Mid ittirilmiş durumda. Solo da itiyor. Botu ittirip burada alamet açmaya karar veriyorum büyük olasılıkla. Yanlış hatırlamıyorsam. Aslında burada minyonlardan önce burayı kontrol etseydim daha iyiydi. O da benim için bir tecrübe eksikliği diyelim arkadaşlar. Şimdi bu oyun bilgisi zamanla oluşan bir şey. Ben de hala da eksiklerimin farkındayım. Ona göre oynamaya çalışıyorum. Yani siz de bu şekilde oynarsanız yani gelebileceğiz en yüksek bir gelişiniz. Akali ile burada birlikte Eagles'ı da burayı da açacağız. Bu da bir ikinci. Akali da aldım. Birini de ben aldım. Kayn kaçıyor. Kayn'ın bir türlü... Bak Diana'nın aslında burada Kayn'ı kapatması gerek. Kayn haritadan takip ederek. Ama böyle bir şey yapmadı. Ben de açıkçası ejderin çıktığını fark ediyorum bir saniye sonra. Gördüğünüz gibi. Direkt ejdere yöneliyorum. Yaklaşık 11K'da altın fark var dedim arkadaşlar. Bu da kırmızıyı alıp aslında burada bak benim hatam arkadaşlar, kırmızıdan önce Akali'ye yardıma gitmem gerekiyordu. Eğer Akali'ye yardıma gitsek belki yani orada hızlı bir şekilde adımları kesip oyunu bottan iyice açmamız olabilirdi. Evet, item'ı da bitirdik arkadaşlar. Şimdi canımız da var. Bu sefer farklı bir item gittim. Farklı bir ürün dizilimi, eşya dizilimi yaptım. Açıkçası çok önde olduğum için bu şekilde gitmeye karar verdim. Hani can çekme item'ı eşyası almadım gördüğünüz gibi. Ürünlerden gelen can çekmeyi kullanıyorum. Akali'ye yardıma gidiyorum. Zed gelir mi diye bakıyorum. Geldi. Çekiyorum. Sonrasında Riven geliyor. Riven de kaçıyor. Onu da kesiyorum. Şimdi zaten Guinza steklenmiş durumda. Ve yenilmez ürün steklenmiş durumda. Hani çok çabuk erittim gördüğünüz gibi.
Şimdi bu da beni ultiyle ittirmese bunu da kesecektim. Kule alt oldukları için direkt buradan arada kalmış gibi bir şey oldum. Direkt kuleden git diyerek çıkmaya karar verdim en sonunda arkadaşlar. 3 level farkımız oldu karşı ormancıyla. Oyun ilerledikçe level farkı da artıyor gördüğünüz gibi. Bütün totemleri kesiyorum. Gördüğüm. Diğer arkadaşlar zaten de onlar da kaçmaya başladılar. Bekliyorum burada. Kaçtım ultiyi tekrardan. Tekrar giriyorum. Bir de kesiyorum. Ve buraya kadar verdik. Hani o kadar öndeyim ki arkadaşlar. Buraya kadar verdiğim halde hala üzerinde 1000 aldım. Gördünüz mü? Cin var, çok kule canavarı. Takı takı kuleler açıyor arkadaşlar. Bu da artık şey bitirmiş. Ebedi ve Runa'nın bitirmiş. Daha sonrasında baktım olmuyor can çekmeden. Canımızı yenileyemiyoruz. Direkt şey alıyorum. Mahvolmuş kralın kılıcına gidiyorum tekrardan. Mastery'in olmazsa olmaz itemlerinden bir tanesi olan. Daha sonrasında takım arkadaşlarıma doğru desteğe gidiyorum. Bu arada video hoşunuza gittiyse arkadaşlar like atıp yorum yazarsanız videoların altına. Bana çok büyük destek olabilirsiniz. Onun dışında abone değilseniz de abone olursanız daha büyük destek olabilirsiniz bana. Burada görüyorsunuz 2'de 2 yaptım. 3'de 3 yaptık. Penta istiyorum. Penta verirler mi bakıyorum. Tanım yok. W'li basıyorum. Brand bana Penta'yı vermedi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha sonrasında tek oyunu bitirmeye yönelik hareketler yapıyor. Zaten takım arkadaşlarım hiç durmuyor. Arkadaşlar dediğim gibi videoları beğenirseniz çok büyük bir beğenirsiniz kanalımın gerekirse konusunda. Onun dışında yorum atarsanız bir sonraki videonun içeriğini oluşturmamda yardımcı olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.